Merhaba arkadaşlar, bugün Skirmish videosunda bir challenge yapıyorum ve askerlerimizin herhangi bir şekilde upgrade'lerini, silah geliştirmelerini yapmadan oyun kazanmaya çalışacağım. Yorumlarda bir tane arkadaşımız bunu istemişti benden. Ben de yerine getireyim dedim. Bakalım nasıl bir şey olacak. İlk defa bu şekilde bir challenge videosuyla karşınızdayım. Ben de heyecanlıyım. Karşımda bir tane Hard Isengard var. Onunla herhangi bir upgrade kullanmadan savaşmaya çalışacağım. Bakalım neler yapacağız. Şurada goblinler var. Hele bir bunları alalım. Tam da kalenin önünde. Bir tane daha farm yapalım. Upgrade geliştirmeyeceğimiz için bizim için birimlerin rankları, levelları çok önemli. Hero'larımız çok önemli. Hero skill'leri çok önemli. Karşı taraf Isengard olduğu için oyunun şöyle bir 15. 20. dakikasından sonra upgrade yapmaya başlayacak. Gerek heavy armor yapacak, gerek forget blade yapacak, silahlarını geliştirecek, ateşli ok yapacak. Biz de ona bir şekilde karşılık vermek durumundayız. Upgrade'siz bu çok zor olacak ama bakalım. Upgrade olmayacağı için aslında şu şekilde de olabilir. Genellikle ordu içerisinde özel birlikleri kullanırsam başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Savunmalarda well çok önemli bir kere. Şöyle bir gitmek istiyorum ya. Outpost'la başlamayacağım tabii ki yani. Outpost'u direkt elimden alır zaten. Oo. Gelme gelme. Geldi bile. Onları feda edeceğiz mecburen. Gerçi 2 rank olmuştu. Kaybetmek istemiyordum ama yapacak bir şey yok. Damrot başlangıcı yapacağım. Surawn'u koymam lazım çünkü. Ardından farm devam edeceğiz. Yani atlı yapmayı düşünmüyorum. Çünkü upgrade yapmadıkça zaten knight'lar, Gondor knight'ları dökülür yani. Knight'a ihtiyacımız yok. Kışla ve archery range yapacağım. Direkt bir yerleri temizlemiş gelmiş. Şöyle koyalım Damrod'u. Oradan rank alsın. Kaleyi kapattı bizi direkt bu arada. Dışarıda ben normalde biraz dolanacaktım şeylerle. Soldier'larımla ama olmadı. Şimdi iki tane daha farm yapacağım. Hatta ben marketplace yapsam mı ya? Ekonomi falan bayağı iyi olur. Marketplace yapayım ben bir tanesini. 5 farm yeterli olur zaten ekonomi için. Diğeri marketplace olsun. Şimdi şu iki bina için ben iki tane building plot'u bir bırakayım da hele. Öncelikle okçu hero'larımı bir basmam lazım acilen. 800'e Madrid'i basacağım şimdi. Ya şu anda bana herhangi bir siege unit getireceğini düşünmüyorum. Yani kalemi kuşatacağını düşünmüyorum adamın ama. Şununla bir dışarı çıkalım ya. Hadi Madril. Isengard'ın trolü falan olmadığı için o da avantaj bizim için. Direkt kapıya troll getiremiyor. Bir tanesini hemen öldürelim de. Bunlara bir yakın dövüş yap bakayım. Bir rank Damrod gerçekten bayağı kötü.
Oha, bu da mı 2 rankmış? Ama bunları öldürünce 2 rank olur diye düşünüyorum. Hatta 2 rankı yani küsuratlı da olabilir. Evet, 2 rank güzel. Üç olmaya yaklaştı bayağı. Ama bir war chant geldi. Faramir de gelsin. Acaba bunun da desteğiyle alabilir miyiz bunları? Hiç riske atmayayım ben. Bir grup daha geliyor oradan. Okçu Kulesi kesinlikle gerekecek. Önce şu hero'yu öldürün de. Sen de gelebilirsin artık sura. Marketplace'i bekliyorum hala. Ya bunları buraya böyle koydum ya şimdi. Kolay kolay deviremezler beni. Kesinlikle siege unit getirmesi lazım. Yani şurayı almış olabileceğini düşünüyorum ama burayı almamıştır. Bu haritada zaten toplamda 2 tane outpost var. Bilmiyorum, göreceğiz. Şimdi şuralardan şöyle bir balistalar gelebilir. Evet. Marketplace'i koyalım. Rebuild'i alalım. Isengard hala bir upgrade geliştirmesi yapmadı. Henüz 10. dakikaya da girmemişiz. 8. dakikadayız. O 15. dakikadan sonra falan upgrade görmeye başlarız diye düşünüyorum. Ranger'ları bekleyeceğim bu sefer. Güzel, şu binalar 2 rank olmuş. Şimdi şu Grand Harvest'i bekleyelim. 1500 olsun, %40 daha iyi üretim yapacak farmlarımız. Sonrasında okçu basmaya başlayabilirim yavaştan. Ama okçulardan önce de bütün hero'larımı da basmayı düşünüyorum aslında. Çünkü hero'larımı surdaki okçuların yanına koyup rank atlatmayı düşünüyorum. Hero'larımın rankları çok önemli olacak İlerleyen safhada karşı taraf upgrade yapmaya başladığında ve biz yapamadığımızda. Mesela buraya Pippin'i koyalım bir.
rank atlamaya başlasın orada yavaştan. Şöyle bir 5-6 olduğunda Pippin bayağı etkili bir hero olmaya başlıyor ya. Bakayım. Evet, 6 rankta 150 health ve 25 damage kazandı da gerçekten Pippin ordu içerisinde etkili bir hero olmaya başlıyor. Bu arada şurayı aldı. Benim oraya doğru açılmam gerekecek. Bütün hero'ları bastığımda açılsam mı acaba? Şöyle iki grupta okçu koyarız bir de yanlarına. Kılıçlıya gerek yok gibi. Bilemiyorum. Şunları bir bekleyelim. Güzel. Bana böyle rank atlatacak adamlar lazım. Atamıyor mu oradan? İyi, atma bari. Vay, çok iyi oldu ya bu. Grand Harvest'imiz de gelişti. Güzel. Şu an parayı kasıyoruz yani. Bayağı iyi. Ha, atmana gerek yokmuş. Canı azmış bayağı zaten. Saruman göründü buradan bize. Şöyle bir atraksiyon yapalım hadi. Çullanın üstümüze bakayım. Oo, ne varsa geliyor. Şu şarkıyı alın. Şarkı önemli orada. Bu arada Ranger'ları hemen temizlemişler ya. Anında yok ettiler bizi orada. Beregond'u da getirdim sura. O da orada ranklardan bir faydalansın. Boromir de gelsin. Güzel gidiyoruz, güzel. Dolamrot'u bekleyelim şimdi, ne olur ne olmaz. Evet, tam da beklediğim gibi. Surlara balista atışları başladı. Şimdi 4500 olmasını bekleyelim. Gandalf da gelsin. Buradan Madril'e fokuslanıyorlar. Niye anlamadım ama. Aa bak şu gelmiş, güzel. Hatta ben buradan şuraya doğru bir açılayım. Gerçi burada değilmiş ya Siegeworks. Bunu da alalım almışken. Orayı alıp siz şu outpost'a doğru bir yürüyün ya bence. Tabi burayı temizleyebilirsek. Çünkü buraya da Siegeworks yapacak büyük ihtimalle. Direkt bu kadar yakınımdan balista çıkarması bizim için büyük tehlike yaratabilir. Az önce dediğim gibi bu arada Pippin 6 rank olmuş. Etkili bir hero olacak şimdiden sonra.
Boromir ve Beregond da 3 rank olmuş. Şöyle gelsen İmrahil. Buna vur, buna vur. Bir tane daha vur. Gel yine şu balistayı da halledelim. Nehir çok güzelmiş lan bu arada. Bayağı hoşuma gitti nehrin şu kenarları falan. Evet, Forget Blade gelmeye başlamış bu arada. Gördüğünüz gibi parlıyor. Karşı taraf upgrade yapmaya başladı 15. dakikadan hemen sonra. Gelsin Gandalf'ımız da. 2 grup, hatta 3 grupta okçu basıyorum. Şuraya doğru açılacağım ve o outpost'u alıp elimde tutmaya çalışacağım. Vel yardımıyla falan. Hero'larımız da full zaten. Şunlar yeter tek başına. 8-8-7. Rankları muhteşem. Ok yağmurunu da açalım. Evet, güzel. Şimdi oraya saldırdığımız zaman Ranger da basabiliriz. Ranger yardımını da alabiliriz. Dolamrot da dolmak üzere. Surları bırakacağım için buraya iki tane Battle Tower yapmayı düşünüyorum. İkisi burayı korur diye düşünüyorum. Zaten ben outpost'u aldığımda kaleye çok gelmeyecekler diye düşünüyorum da aynı zamanda. Şöyle inelim aşağıya. O öldü mü? İnin bakalım. Okçu kulelerimiz iş görecek. Hatta para artmaya devam etsin. Ben birer tane daha okçu kulesi yapayım da. Şimdi şunlara combo yapsam mı acaba? Onu da düşünüyorum ya. Oha bu ne? Oğlum merdiven gelmiş. Ne yapıyorsun? Isengard burası miğfer dibi değil ha. Hadi ben kapıyı açıyorum. Kırmana gerek kalmadı. Adamları resmen bile bile içeri soktum şu an. Ama alabileceğimi düşünüyorum ya. Alırım yani bunu. Şuna bir gelsene. Gandalf ne yapıyor burada? Gandalf sen biraz bir geri çekil. Faramir çok etkilenmiş ya. Onu biraz daha çekelim. Kapıyı aldılar. Şimdi bize Gandalf'ı ak yapalım da bir. Şunlara çıkartalım. O balistaların temizlenmesi lazım. Hadi bakayım. Bu arada şurası ne alemde? Hala 2 rank olmamış. Şunlara birer tane combo yapacağım. Ondan sonra çıkacağım buradan. Şu
Şunu halleder misiniz? Hadi size bir de okçu desteği sağlıyorum. Bak şu o gelmiş ya abi, o yüzden işte. Adam dibimden çıkartıyor direkt. Son power'ı bekleyelim bir de. Aa bir dakika bir dakika bir dakika, ben upgrade yapmayacaktım. Neden tıkladım ki ona? Yanlışlıkla tıkladım arkadaşlar. Yapmayacağım. Geri aldım. El alışkanlığı. Olur böyle şeyler. Şimdi neyse şimdilik bir ranger basmıyorum. Combo yapmaya devam. Upgrade'in açığını kapatmamız lazım. Evet, hadi bakalım birimlerimiz çıksın. Gel gel. Şuna verelim onu da. Güzel, bak bu birim 2 rank benim. Hatta şöyle bir çılgınlık neden yapmıyorum ki? Sonuçta upgrade veremiyorum ama skill kullanabilirim. Ve bunların ranklarını atlatabilirim. Güzel oldu. Hadi bakalım, tamamız, gidiyoruz. Şurayı alacağım. Çek kılıcını Pipin. Öyle şeyle olacak iş değil bu. Taş atmakla olmaz, artık savaş başladı. Şöyle açılın. Aa, son power'ımız gelmiş. Onu şu an bir kullanmayacağım. Saruman Gandalf mücadelesi. Boromir bir dur be. Gel şöyle. Şunu bir yapalım ya buraya. Pipin öldü sanırım sadece. Aa, bu taraf kalmış. Neyse, para bol. Sen... Upgrade aldılar ya, nasıl şey yapıyorlar şu an? Beregond da gitti. Güzel, balistayı aldık. Şimdi
Eagle'lar da işimizi görecektir. Şöyle devam bastırmaya. Okçu desteğini de alalım. Okçular da nehrin diğer tarafına doğru bastırsın. Balista avcısı İmrahil. Oh, büyük uğraşlar sonucunda burayı aldık. Şurayı Eagle'larım hallediyor mu? Çok iyi ya. Oranın hallolması önemli çünkü. Şuraya hemen bir well yapalım. Şunu da yapalım. Diğeri ne olsun? O da savunma odaklı. Oraya da kule yapıyorum. Para durumumuz iyi çünkü. Ya sen oraya kadar aslında gitmesen onu Damrot da halledebilirdi. Güzel. Hadi savunacağız burayı şimdi. Şurası tam ok yağmurluk ha. Aa, oradan şey geliyor. Çok tehlikeli. O yüzden skill'i durdurdum. Patlayabilirdi yani. Ölen hero'larımızı da basalım Pippin'le Beregond'u. Full upgrade'li geliyorlar oradan. Mücadeleye bak. Şunu açalım. Bir kafasına yağmur yağıyor 2 saattir. Şunları bir öne doğru getirelim ya. Böyle olmuyor. Orayı ben yıktım ama tekrar yaptı herhalde. Şurada ne oluyor? Hmm, benim kapıya vuruyormuş. Orada sura okçu falan bırakmak lazım ya kesin. Ranger basalım buradan 2 tane. Ha, öldü orası zaten. O okçuları basacağım. Beregond nerede? Ha şimdi. Yeni çıkmış. Şu
Şu ikinci yere de gideceğim de. Bir daha mı yaptı ya onu? Aa, o zaman onun base'inde var aynen. Base'inde yaptığı bir yer varmış. Şöyle getirelim Ranger'ı. Oraya Eagle basarken ilk bunu basacağım bir. Sonra Eagle basıp o binayı yok etmeye çalışacağım. Yapabilirsem. Bu binanın 3 rank olması lazım ya. Böyle sıkıntı. Burayı nasıl yapabiliriz? Combo amaçlı şunlardan bir basayım. Olur herhalde. Evet, şimdi yapıyorum. Biraz şöyle yakın yapacağım üstüne. Bu patlayınca Sunflare ile gitti orası. Güzel. Şu asker bastığı yeri yok edin o zaman. Yukarıda gerçi bir tane daha var ama daha az basar öyle olunca. Yine sana görev var Damrot. Güzel. Daha fazla balista yapmayacak en azından ya. Şunlara bak, ikisi de bitkisel hayattaydı, öldüler şu an. Tamam, yapalım kombomuzu. Özel birlikleri basacağım orası rank 3 olunca. Yine oyalama amaçlı dolanmırtlarımız gelsin. Burayı da rank 3 yapsam iyi olurdu da. Neyse, elimdeki şu combo okçular yeter ya şimdilik. Steadel Archer basmayacağım o yüzden. Şunları basalım. Bunlar bayağı dayanıklı. Bunları basınca 45-205 olacak. 3 tane daha bunu basabilirim. Güzel. Toplam 6 tane özel yaya birliğim olacak. Onlar çıktıktan sonra full atak yapıyorum arkadaşlar. Aldım yani, alamadım. Bir atak daha yaparız bakalım. Gerçi yarım saatte yeni geçmişiz ya, ben daha uzun diye düşünüyordum. Şu an iyi yani, süre güzel. Oranın yerine ne yaptı acaba? Hiçbir şey yapmamış şu an. Başka outpost var mı? Benim bilmediğim. Yok. Geri kalan hepsi ekonomi pilot. Hepiniz gelin. Şunu tekrar yapalım. Yağmur gitsin. Veteranlarım da gelsin.
Ölmeye doymadın Ugluk ya. Oyun başında bir surun dibinde öldürdüm seni. Evet, son birlik de geliyor. Şurayı açalım. Ranger'ları da alacağım. Surda kalmalarının bir mantığı yok. Alalım içeri. Duru çevirelim bu arada bak. Hatta bu sefer şöyle bir çılgınlık da yapalım. Daha önce Gondor oynarken hiç bunu yapmadım sanırım. Bunlar friendly fire yaptıkları için çok sevmiyorum yapmayı. Ama yapalım şimdilik. Siz de görmüş olun aynı zamanda. Evet. Trebuşetlerimiz. Onlar da kalsın surda. Kapıyı kapatıp gidiyoruz. İçeride de asker yok. Command point de kalmadı. Bunlara rank atlatabilmek için şu skill'leri kullanacağım ard arda. Ranger'lara vermek için aslında Madril'i de kullanabilirim. Neredesin Madril? Burada. O sadece Ranger'lara veriyor biliyorsunuz. Şu Ranger grubu da bir dursun. Dene bakayım oraya. 1.5 rank oldu. Güzel. Olsun. Şu özel birlikleri 2 yapar mıyız? Evet. Güzel. Şimdi bütün orduyu alalım. Hadi gidiyoruz buraya. On rank olmuş. 690 health. 116 yakın dövüş. 126 da taşının gücü. Şurada Lurtsu gördüm de. O bir ölsün. Kalesine de bastıralım. Okçular da bastırsın. Şurayı yıktığım gibi asıl orduyu da getiriyorum yukarı. Hatta kartal da basıyorum. Yıktık mı burayı? Çok az kaldı. Burada bayağı büyük ordusu varmış ya. Bakalım bana bulaşacaklar mı? Geliyorlar gerçi. Çetin bir savaş bizi bekliyor. Ben o ordunun üstüne şunu yaparım. Hadi zaten upgrade geliştirmemiz yok. Şu kuleleri yıkın hemen. Bir dakika, o neydi? Üf. Şimşek çakmış buraya. Yıldırım düşmüş. İyi ki yani ordumun üstüne yapmadı onu. Arkadan kaleme yaptı. Güzel.
Bastır bastır. Şu ana binanın aradan bir çıkması lazım ya. O bize büyük sorun yaratabilir. Çünkü sürekli okçu kulesi falan yapmaya çalışıyor bir yandan da. Şöyle ana binayı bir yok edin siz. Sonra diğer yerlere bakarsınız. Beregond'u da burada kaybedeceğim. Mecbur. Tamam. Ana bina gittikten sonra gerisini alırız. Bayağı kayıp verdik bu arada. 180 kaldı command point'imiz. Ama upgrade olmadan da bu kadar yani arkadaşlar. Daha da vereceğiz kayıp büyük ihtimal bu adamları yıkarken. Okçular zaten binalara çok az hasar verebiliyor. Upgrade'leri olmadan. Şu okçu kulesinin gitmesi lazım. Güzel. Bu da gidiyor herhalde. Gitti. İki binayı hallettik Gandalf'ın skilliyle. Daha fazla kurt bincisi istemiyorum. Şurayı yok edebilir miyiz? Bir dakika. Boromir şöyle gelsin bir. Onunla güzel bir skill yapacağım kapanışta. Evet. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Arkadaşımızın isteğini de bu şekilde yerine getirmiş olduk. Upgrade kullanmama challenge bu şekilde sona ermiş oldu. Ama tabii ki bir tane hard düşmana karşı yaptım bunu. İleride yine upgrade kullanmayarak iki tane düşmana karşı, sonrasında üç düşmana, dört düşmana karşı falan devam edebiliriz. Ya da kafamda başka challenge'lar da var. Yani aslında bu arkadaşımızın yorumu bir fikrin doğmasına da sebep oldu benim kafamda. Daha farklı challenge'lar da yapabilirim. Mesela hero kullanmama challenge'ı, işte okçu kullanmama challenge, ne bileyim yaya kullanmama challenge veya hero'ların skill'lerini kullanmama challenge gibi böyle farklı farklı challenge'larla düşmanlarımızı yenmeye çalışabiliriz. Eğlenceli videolar çıkacağını düşünüyorum bu şekilde challenge'larla. Bu challenge'ları ben online maçlar içerisinde de yapabilirim. Skirmish serisi içerisinde de yapabilirim. Sizin de aklınıza farklı bir challenge geliyorsa arkadaşlar bunu yorumlarda yazabilirsiniz bana. Mutlaka değerlendireceğimden emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.